Çakmak var mı? Var abi. Usta, kaç kat var aşağıda? Halatla inemeyecek kadar çok memati. Avrupa Birliği'nden fonları alıyorsun. Burada istediğin adamlara dağıtıyorsun. Ev kiliseleri kuruyorsun. Bunun üstünden din savaşı çıkarıyorsun. Biz sivil toplum örgütleriyle uğraşıyoruz. Sen devleti parsellemişsin. Petrol senin elinde. Silah senin elinde. Kürtleri de esir almışsın. Türkiye'deki terör olgusuna en büyük desteği sen veriyorsun. Ben mi savaş çıkarıyorum? Ben de katılıyorum. Duran haklı. Siz 50 yıldır Türkiye'yi IMF'siyle, NATO'suyla, Dünya Bankası'yla hem ekonomik hem de silahla tekelleştirmişsiniz. Hem de benim adımı kullanarak. Hazar Beyoğulları en büyük tehdit diye devleti kullanmışsınız. Şimdi de başlamışsın, Hazar Beyoğulları İran'la iş yapıyor, yapmasın diye. Rusya tehdidin bitti, İran tehdidin başladı, öyle mi? İran'a nükleer destek vermiyor musun Kudret Bey? Dünyadaki en büyük Türk düşmanı Ruslar. Sen onlarla iş yapıyorsun. Petrol kaçakçılığının en büyük hissesi sana ait. Terör örgütünü kim oluşturdu? En çok silahı kim sattı? Ruslar. Kimin eliyle? Senin elinde. Şimdi terör örgütü bitti. Terör devleti başladı. İran'la nükleer yakınlaşman sürerse bu masada sen olmazsın Kudret Bey. Bırakmıyorsunuz toplumlar kendi devletini kursun. Herkes kendi devletini kurarsa biz de rahat rahat işimize bakarız. Kürt Telekom'u birimiz alırız. Kürt sanayini birimiz kurarız. Kürt petrolünü de birimiz kaçırırız. Terör oldukça, savaş çıktıkça paramızı yatıracak alan bulamıyoruz. Davut Bey, bırak İran'a silah satsınlar. Nükleer tesis de kursunlar. Neye patlatacaklar? Soğuk savaş döneminde dünyanın yarısını siz yediniz, öbür yarısını da Kudret Beyler yedi. Ne kadar çok devlet kurulursa o kadar çok mal satarız. Kazandığınız paraları nereye koyacaksınız? Benim bankalarıma. Bak, Polat'ın parasını bile gerektiğinde bloke ediyorum, ofisinden çıkamıyor. Madem ticaret diyorsun Celal Bey, Polat'a uyguladığın blokajı kaldır. Adam girdi, ihaleyi aldı, konu kapandı. Sanki oğlunu ben vurdum Davut Bey. Polat vurmadı mı? Bu ne adalet, bu ne demokrasi? Bunlar buraya asansör nasıl yaptırmış usta? Memati, hepsinin inşaat şirketi var. Bir şekilde yapmışlar. Ne yapacağız abi? Yapacak bir şey yok. Yerlerini öğrendik. Şimdilik bu kadarı yeter. Peki usta, biri gelince asansör nasıl çalıştırıyor? Nasıl aşağı iniyor? Onu bilsek biz de aşağıda olurduk. Çıkışlarını bekleseydik usta. Aşağıda konuşulanı, olanı biteni bilmedikten sonra yüzlerine hasret değilim Memati. Memati.
Güçten yanayım. Güçten mi yanasınız? O zaman bu odanın dışında bir güç yaratmaya çalışmayın. Çünkü bu adam Polat Alemdar canlı bomba. Bir gün aramızda patlayacak. Ben burada Davut'a katılıyorum. Gücü mü var Polat'ın? Hadi. Kimin gücü yoksa onu yesin. Ben hepinizin iyiliği için söylüyorum. Bakın, Polat da Türkiye gibi. Herkes bir oyun kuruyor. Türkiye bütün bu oyunlar arasında bir bakıma çaresiz ve edilgen durumda. Bunun sebebi Türkiye'nin güçsüz ve aciz olması değil. Terör komşularına, müttefiklerine ve başkalarına karşı bir siyasi, diplomatik ve stratejik silah olarak kullanmayı şerefine, namusuna ve inançlarına yedirememesidir. Türkiye'de öteki güçler gibi terör silahını kullanmaya kalkışsa herkesten daha kötü ve daha etkili bir odak haline gelebilir. Hepiniz bilirsiniz. Hiçbir ülke ölümü seve seve göze alacak görev adamı bulmak bakımından Türkiye kadar talihli değildir. Hiç kimse. Müttefiklerimiz ve komşularımız dikkat etsinler. Türkiye kendisine yapıldığı gibi terörü bir silah olarak kullanmaya başlarsa hiç kimse onun kadar yıkıcı ve tehlikeli olamaz. Tıpkı Polat'ın yaptığı gibi. Biraz üstüne gittim. Oğlum canından oluyordu. Biraz daha üstüne giderseniz bu masada oturan herkes canından olur. Şu bir gerçek. Bütün Türkler, hatta Türkiye gibi Polat'ın kaybedeceği tek yer var. Bu asla ve asla cephe değil. Masa. Bu yüzden hepimiz sırtımızı bir devlete, bir güce dayamadık mı? Onun dayanacağı yer yok. O yüzden masada yıkılıp kalacak. Yani Davut Bey, şimdi İran işine girersek karşılığı Polat Alemdar'ın üstümüze çullanması mı olacak? Benim kırmızı çizgim belli Celal Bey. İran'la ittifak halinde olan herkes benim düşmanımdır. Düşmanımı hangi silahla yok edeceğim benim tasarrufumdadır. Bizim İran'la ilaç işinden başka işimiz yok. Ya aksini ispatlarsam? Senin fabrikalarının İran'da ne yaptığını, Kudret Bey'in inşaat şirketinin nasıl uranyum götürdüğünü, Celal Bey'in nasıl uranyumu zenginleştirecek teknolojik destek verdiğini ispatlarsam? İspatla. Masada Polat'la otur. Girerdik aslında içeri. Nasıl? Ne bileyim usta. Aşağıda bir asansör varsa yukarıdan aşağı inmiştir. Demek ki tekrar yukarı gelebilir. Adamlar sistemi kurmuşlar Memati. Yerin 7 kat altına asansör indirmişler. Sence biz oraya insek bir daha çıkabilir miyiz? Ayrıca aşağıda
Yukarıda attığımız bütün adımları izlemediklerini nereden biliyoruz? İzlerlerse izlesinler. Girer sıkardık. Mesele o değil Memati. Biz bu adamları öldürecek olsak dışarıda da öldürürüz. Niye bilinmeze inelim? Mesele onları oraya indiren sebep. Dördü dışarıda bir yerde de buluşabilirdi abi. Burayı neden yaptırmışlar? Belki dinlenmemek için. Belki tamamıyla eşit olduklarını ifade etmek için. Ve en basiti, bize verdikleri mesaj. Yeterli değil mi orayı yaptırmak için? Bizi takip edersiniz. Bizim nerede olduğumuzu bilirsiniz. Ama bizim olduğumuz yere giremezsiniz. Kripteks'i verdiğimizin ertesi günü toplandılar usta. Tesadüf mü? Değil. Kripteks'te benim çözemediğim bazı şifreler var. Konu bütünlüğü olmayan cümleler, bazı isimler, sayılar. Tataroğlu, Karahanlı'nın geçmişte yaptığı bazı temasları bilmiyor diye düşünüyordum. Bu temaslarla diğer üç aileye karşı koz olarak kullanabileceği unsurlar var demek ki. Şimdi bu toplantı neticesinde büyük bir olay patlayacak. Çözmemiz gereken şifre bu. Abi ben ne dediğinizi hiç anlamadım ama siz burada yokken Alper diye biri geldi. Sizi sordu. Abdül Bey'in telefonu çekmiyormuş. Önemliymiş. Ara bakalım Abdülay. Neymiş? Usta beni aramışsın. Ofisteyiz. Bir dakika. Abi yüz yüze görüşmek istiyormuş. Önemliymiş. Gelsin. Bekliyoruz usta. Bu Alper şimdi derin talepleri getirir. Aman o köşke girmeyin. Âli menfaatlerimize aykırı. Bu kalantorlar bin yaşayacak diye. Gelsin bakalım. Görelim bizim yanımızdalar mı, karşımızdalar mı? Bizim yanımızdalarsa şifreyi söylerler, biz çözeriz. Değillerse... Abi ben dışarıdayım. Evet Alper, seni dinliyorum. Buraya geldiğimi başkan bilmiyor.
İran'ın nükleer silahlar konusunda en etkili adamlarından biri İstanbul'da. Bu sabah Şam'dan tarifeli seferle geldi. 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Rezervasyonunu biri Mossad, biri CIA ajanı 2 kişi yaptı. Kim bu adam? Eski bakan yardımcılarından biri. İran'ın nükleer sistem kurmasında uluslararası temasları sağlayan bir adam. Almanların, Fransızların ve Rusların 1 numaralı adamı İran nezdinde. Adamı öldürecekler mi, kaçıracaklar mı? Adamı öldürmek isteyenler de var, kaçırmak isteyenler de. Sizinkiler niye el atmıyor bu işe? Bu sıra bizde işler karışık. Daha doğrusu bizimkilerin kafası karışık. Bu adam o kadar herkese değmiş ki altından ne çıkacağını kimse bilmiyor. Ve ayrıca bir operasyon yapılsa şehrin göbeğinde kiminle çatışılacağı belli değil. Adam CIA tarafından kaçırılırsa İran baskı yapacak. Nasıl müsaade edersiniz diye. Adamı siz kaçırırsanız CIA ortalığı ayağa kaldıracak. Türkiye İran'ın nükleer silahlanmasını destekliyor diye. Aynen öyle. Biz bu kararı alana kadar bu adam İstanbul'dan uçacak. Nerede kalıyor bu adam? Hakan Bey. Efendim. Seni başka hücreye alacağız. Neden? Bize verilen talimat böyle. Kimin talimatı? Müdür beyin. Müdürle görüştür beni. İzinde. Gelince görüşürsünüz. Kovuş yok artık. La canımız sağ olsun. Allah kurtarsın. Aç kapıyı! La gardiyan! Aç kapıyı! Lan ben burada! Ben burada!
Randevun mu var? Yemeğe çıkacağım. Kimle diye sorsam çok mu abes olur? Hayır, Polat'la değil. Başka bir erkekle de değil. İnci'yle. Tamam canım, bir şey mi dedim? Geç mi dönersin? Evet anneciğim, geç dönerim. Bak, sadece seninle arkadaş olmaya çalışıyorum. Çalışma, ol o zaman. Nereye gidiyorsun? Dışarı. Dışarı nereye? Yemeğe. Kiminle? Ahu'yla buluşacağım Kemal. Kaçta dönersin? Kemal seni iyice çıldırdım, farkında mısın? Kaçta dönersin dedim. Geç dönerim, geç. Belki de hiç dönmem. Bu kim? Yeni hücre arkadaşın. Ben burada yatacağım. Bu İranlının dört aileyle ne alakası var? Tataroğlu'nun Kriptex'te çözdüğü şifre işte bu memati. Almanlar Kaçkarlar aracılığıyla İran'da nükleer tıp altyapısı diye nükleer tesisler kurmuş. Ruslar Hazarbeyoğlu aracılığıyla uranyumu yollamış. Paravanları Hazarbeyoğlu inşaat şirketleri. Fransızlar Karacadağlar aracılığıyla
uranyum zenginleştirmede kullanılacak hassas cihazları ve sistemleri vermiş. Ve Tataroğlu bunu ispatladığında macera belli. Kurtlar Vadisi, İran. Peki biz adamı aldığımızda ne yapacağız usta? O zaman işte o senin dediğin asansöre bineriz Memati. Abi bu 3. Dünya Savaşı. Biz adamı alalım. Savaşın adını, numarasını koymak kolay. Abi benim bir planım var. Bana sadece bir temizlikçi kadın lazım. O otelde çalışan. Davut Bey, bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ediyor her şeyden önce. Tüm istekleriniz gerçekleştirilecek. Ailem benim yanıma ne zaman gelecek? Yarın öğleden sonra özel uçağımızla sizi uğurlayacağız. Sağ salim Amerika'ya vardıktan sonra aileniz de en kısa zamanda yanınıza katılacak. Bana ailemin ne zaman yanıma geleceği net olarak bildirilmezse sizinle işbirliği yapmam. Bu taahhüdü ancak Davut Bey size verebilir. Yarın sabah kahvaltıda yüz yüze konuşuruz. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Sayın Bakan? Bir arzunuz, isteğiniz? Hayır, yok. Teşekkür ederim. Dokümanlarınız hazır mı diye sormama gerek var mı Sayın Bakan? Başka bir arzunuz? Hayır, mersi. Gerçekten Fuat'ın ne boşanmak istediğinden ne de seninle evlenmek istediğinden haberim yoktu Ahu. Ne bileyim, bizi odada yalnız bırakınca abi kardeş bunlar plan yapmışlar diye düşündüm. Aman Ahu, ne planı yapacağım? Benim zaten başım Kemal'le dertte. Sorun ne? Klasik karı koca kavgaları. Çok mu kıskanç? Ne olur benden bahsetmeyelim. Gerçekten Fuat'la ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum. Ne düşüneceğim İnci? O bildiğimiz Fuat. Ben sana söylediği şeylerde samimi olduğunu düşünüyorum. Sen onu çok değiştirebilecek ve mutlu edebilecek bir kadınsın. Ya benim mutluluğum? Ahu, o Türkiye'nin bir numaralı erkeği. İnan senin onunla evlenmenin en ufacık bir ihtimalinde de ben Türkiye'nin en mutlu kadını olurum ve bu masadaki iki kadın Türkiye'nin en zengin iki kadını olur. Bence bir şans vermeye değer. Hoş geldiniz efendim. Fuat'ı buraya sen mi çağırdın İnci? Ne çağırması? Aa, Fuat? Bu iki güzel hanım beni masasına kabul eder mi acaba? Otursana Fuat. Biz de siparişleri yeni verdik. Nasılsın Ahucuğum? İyiyim. Sen? İyiyim. Hoş geldiniz Fuat Bey. Hoş bulduk. Benim için bir şeyler seçer misin Ahu? Ben ne bileyim senin ne yemek istediğini Fuat? Bilmiyor musun?
Alo. Bu kızın telefonu da hiç susmuyor ki. Ne oldu İnci? Tamam, teşekkür ederim. Bir şey yok, sadece gitmem lazım. Geleyim mi seninle? Yok, hayır. Ahucum, çok özür dilerim ama gitmem lazım. Ben de kalkayım. Ben sana eşlik ederim. Şekerim, ne olduğunu anlamadım ama iyi olduğunda iyiyim diye haber ver, tamam mı? Ben de kalkayım. İnci'yi merak ettim. Ahu, herhalde bir yemeği beraber yemeyecek kadar büyük bir kabalık yapmadım sana. Sadece evlenme teklif ettim. Hı? Abi, neyi bekliyoruz? Yıldız'ın çıkmasını. Abi, ben gidip bakayım kızın durumu ne. Dikkat çek Merhan. Hı hı, tamam abi. İnci, bir dakika. İnci, lütfen. Çekil bir dakika. Önümden. Lütfen İnci. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neden ben Fuat? Sadece sana hayır dediğim için mi? Hayır Ahu. Yaşadığım dünyanın ve sahip olduğum şeylerin başta soyadımın büyüsüne kapılmayacak, sadece seni gördüm. Ve bunu düşündüğüm her an çocuğumun annesi olman fikri beni çok mutlu ediyor. Fuat, ne büyüsü? Sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Bence sen çok çekiyorsun bu ara. Bıraktım. Detoks sürecindeyim. Bak Fuat, seni yıllardır tanırım. Çok çeşitli süreçlerine uzaktan şahit oldum. Seninle benim aramda bir ilişki olmadığı, olmayacağı gibi bir sorun var. Ne sorunu? Sen isteklerini ihtiyaçlarına göre dile getiriyorsun. Benim gibi bir kadına ihtiyacım var. Şundan ötürü, bundan ötürü diye. Ama sormuyorsun bile ben ne istiyorum. Ne istiyorsan. Sorun da tam olarak bu. Senden bir şey istemiyorum. Birini seviyorum ve sadece onu istiyorum. Ne var bu Polat Alemdar'da? Ha? Söyler misin bana? Neden sana anlatayım?
Yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rezervasyonumuz vardı. Polat Alemdar. Hemen bakıyorum efendim. Aşağımızda. Usta, otele girdiğimizi kameralar kaydetti. Ne olsa bu iş bizim üstümüze kalır. Kalsın Memati. Adamın bizim elimizde olduğunu bilsinler. Abdüre, iner inmez odada şahsi neyi varsa yukarı yolla. Tamam abi. Thank you.
1311 nolu odanın avlularını değiştirir misiniz? Hemen efendim. Bak ne kadar kolaymış. Sadece sakin olacaksın. Her zaman yaptığın iş. Havluları götüreceksin. Ama arabayla. Ya yarın bana sorarlarsa? Yarını mı var gülüm? Yarın seni tatile göndereceğim. Senin havlularını değiştirecekler. Dubai diyorum. Bujil Arap diyorum. 7-8 yıldız diyorum. Ben de geleceğim. Ay. Hadi yüzümü kara çıkarma gülüm. Sakin sakin git. Sakin sakin gel. Tamam. Bir dakika dur. Havlu çarşaf istediler. Teşekkür ederim. Tamam mı Abdüle? Tamam abi. Çıkalım mı abi? Erhanlar çıkınca çıkalım Emati. Hallettin mi gülüm? Gülüm, sen mesain bitince bana bir alo de. Konuşuruz. Hadi sen git. Hadi Erhan, hadi Erhan. Oo! Ne hadi Erhan? Hadi Nevzat. Adamı çıkaralım. Thank you.
Ömer baba, ben emir komutaya gelemiyorum. Ben oğlunu çok seviyorum ama oğlum devlet memuru. Orada olunca bağıra bağıra diyemiyorum ki. Günde 5 kişiyle 22 Temmuz'a kadar, hatta Irak'a girene kadar kaç vatan evladı canını verecek? Bu kimin oyunu? Bu oyun bitmeyecek mi? Polat, sen neyi değiştireceksin? Yel değirmenleriyle savaşıyorsun. Sen oldun Don Kişot, ben oldum Sancho Pancho. Hikmet abi istiyor ki mahallede hoparlörü alsın eline, bunları herkese bağırsın avaz avaz. Ne mahallesi? İstiyorum ki karış karış bütün vatanı gezeyim. Diyeyim ki bizi bölüyorlar. Eskiden sağ sol diye bölüyorlardı. Alevi Sünni diye bölüyorlardı. Kürt Türk diye bölmeye çalışıyorlardı. Bir de eklendi laik Müslüman. Hiç mi bitmez bunların hesabı, oyunu, planı, projesi? Doymaz mı bu vampirler kana? Aç evladım aç. Sen dükkanını aç. Kimse dinlemese ben gelir dinlerim seni. Bu ne olacak peki? Ben yorulduğumda Eren dinler. Senin bu dediklerini bu memleket kaç nesildir dinliyor? Yo yo, ben sizi dinleyecekleri bulacağım. Bu yaz bulacağım. Hepinize güzel bir eş, birer düğün, yuva kurun, çocuklarınız olsun ki dinleyeceklerse biraz da onlar dinlesinler. Yok düzelteceklerse sizden eksik kalanları onlar düzeltsinler. Amca, neden yalnızsın? Jüli de yok mu? Yok. Senin canın bir şey mi sıkkın? Jüli'deyim. Ne oldu? Jüli'de bir şeyler çeviriyor Rahu. Ne gibi? Bulut, gazeteye ara bir haber koysunlar. Bu sefer kimin fotoğrafı koyulacak? Kimi beğendin? Benim, bir de Ahu'nun. Ne alakası var? Yazsınlar. Yılın gizli aşkı. Fuat Tamer Tataroğlu, Ahu Toros'la büyük bir aşk yaşıyor. Hatta onun için karısından bile boşanıyor. Bu haber karına iki katı tazminat kazandırır. Dünyanın parası. Ben yanlış yalçınla mı konuşuyorum? Sen avukat mısın Bulut? Ha? Mutluluğumun tazminatı kaç paraysa veririm.
Tamir'i çağırpırmış. Hemen abi. Beni çağırmışsınız. Tamer. Bu bilgisayarın her şeyini çözmeni istiyorum. Bütün dünya bunun peşinde. Ona göre. Peki efendim. Dikkat et Tamer. Bir tek yanlışınla sistem çökecek şekilde tuzaklıdır. Amatör işi değil. Anladım. Elimden geleni yaparım. Sen kimsin? Neredeyim ben? Farz edelim ki burası Amerika. Rahat ol. Yıldız nerede bu adam? Bakayım efendim. Sayın Bakan hazır değil mi? Bize bir talimat vermedi efendim. Uyuyakaldı herhalde. Kapıyı açın. Amerika 50%
Allah kahretsin. İyi uyudun mu? En azından kimin elinde olduğumu söyleyin. Ben Polat Alemdar. İstanbul'dasın. Eğer işbirliği yaparsan güvenli ellerdesin. Diplomatik dokunulmazlığım var. Elçiliğe haber verilmesini istiyorum. İstiyorsan arayayım elçiliği. Benden zorla bilgi alamazsınız. O yüzden güzellikle istiyorum. Hangi istihbarat için çalışıyorsunuz? Bana Türkiye'de temas kurduğun herkese anlatacaksın. Benim anlatacak bir şeyim yok. İyi düşün. Anlatacak bir şeyin mutlaka vardır. Benim vaktim çok. Seninki de çok. Tuncay Bey içeride mi? İçeride. Daha dün beni hastaneye almıyordunuz. Ne değişti Tuncay Bey? Çok şey değişti de sizin istediğiniz gibi değişmedi Asu Hanım. Tuncay Bey, uzlaşabiliriz. Nasıl? Turan Kaçkar'ın yanından ayrılmayı düşünüyorum. Ona ait ne istiyorsanız ben de. Efendi. Çiçek miçek ne ayak? Bana değil oğlum, abiye. Kim göndermiş? Ben ne bileyim oğlum kim göndermiş. Nasıl makam şoförsün kardeşim sen? Pürmüz. Abi geceleri hiç bir yerlere kayıyor mu? Ne biçim konuşuyorsun lan? Oğlum güvenlik açısından. Hani çiçek manitadan mı? Öyle bir durumdan mı yani? Sana ne Nevzat? Helal olsun Pürmüz. Sözümü geri alıyorum. 10 numara makam şoförüymüşsün. Asfaltta gözler 4 açık. Asfalt bittiğinde gözler tamamen kapalı. Kulaklar tıpalı. Geriye tek isim kaldı. Ahu yengemizden geldi çiçek. Bana bunu nasıl yaparsın Fuat? Kesin Ahu yenge yollamış abi. Nereden yengen oldu oğlum hemen? Çiçek yolladığına göre abiye yengemiz olmuş demektir abi. Kafasız Nevzat. Erkekler kadınlara çiçek yollar. Devir değişti Aran. O bizim dönemimizdeydi. Kadınlar da artık sevgilerini göstermeyi öğrendiler. Sen nereden bileceksin Nevzat? Aman abi, benim adım çıkmış kelebeğe. Aramızda arı, hem de eşek arısı. Vızır vızır maşallah. Abi nerede?
Aşağıda, adamın yanında. Ulan kaç yaşına geldik? Ne tek bir gül goncası aldık, ne tek bir gül goncası verdik. Abi, hayırdır? Gül, gonca, çiçek. Sen nereden bileceksin Nevzat? Aman abi, benim adım çıkmış kelebeğe. Aramızda arı, hem de eşek arısı. Vızır vızır maşallah. Abi nerede? Aşağıda, adamın yanında. Ulan kaç yaşına geldik? Ne tek bir gül goncası aldık, ne tek bir gül goncası verdik. Abi, hayırdır? Gül, gonca, çiçek. Tarzın değişti, değişecek. Sen de haklısın. Çift kişilik yatağın içini kaç silahla doldurursun ki? Dolmuyor namussuz. Ondan sonra döndür. Dondur. Hayırdır? Usta, Ahu Hanım sana çiçek yollamış. O nereden çıktı? Biz bilemeyiz usta. Kim aldı çiçeği? Kim alacak? Nevzat. Ben almadım abi. Pürmüz olmuş. Ben geldiğimde vardı abi çiçek. Sen gazeteyi gördün mü abi? Gördüm. O yüzden soruyorum. Doğru mu o iş abi? Ne oluyor lan size? Hepiniz mi kafayı yediniz? Kart falan var mı? Var abi.